Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çantamızın e, yapımını göstereceğim. Bu çantamızı ben ördüm, bitirdim. Başlangıç olarak nasıl bir çanta öreceğinizi görmenizi istedim. Bakın içi böyle istediğiniz genişlikte, büyüklükte siz kendiniz yapabilirsiniz. Ben size nasıl yapılacağını göstereceğim sadece. Ve e, bu ipi bu çantamızın ipi rafya ipinden yaptım ben. İstediğiniz iple de örebilirsiniz. Kağıt iple de çok güzel oluyor. Şimdi başlangıç olarak şöyle bir ip kullanacağım ben arkadaşlar. Size de gösterirken daha kolaylık olsun diye bu bir makrome ipi. Şimdi e, raf ipiyle örerseniz de kağıt iple örerseniz de tığınız 3 numara numaratı yeterli oluyor. Bu e, raf ipim benim biraz kalın fakat e, onu ben 4 numarayla ördüm. Bu e, çantamızı siz 3 numarayla üç buçuk numarayla da elinizin e, ayarına göre örebilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak tabandan başlıyoruz. Düz bir taban yapacağız arkadaşlar. Ben size bunun hemen ölçülerini vereyim. Eğer bu ölçüde yapmak isterseniz tabi büyütebilirsiniz de bu çantayı büyütmek de küçültmek de tabandan e, oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın 30 santim e, çantamızın eni 30 santim ve 7 santimde e, şurası yani şu düz şekilde öreceğimiz yer 7 santim ile 30 santim. Şimdi 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bunu çantayı büyütmek istiyorsanız bunu 15 de yapabilirsiniz. Ee, çantamızı küçültmek istiyorsanız zincirlerden yani bu başlangıç olarak şu tabandan yapabilirsiniz. Uzatırsanız da çok büyük isterseniz şu kadar daha uzatabilirsiniz. Ama bu, bu şekilde bu bakın şu çantamızın şurasını da ölçeyim ben size tam 35 santim. Boyunu da zaten istediğiniz kadar örebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi tabanı çok geniş istiyorsanız 15'te 20'de yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Ben bir model olarak göstereceğim için 10 zincir çektim. Ve 10 zincirden sonra 2 tane daha çekiyorum. Milistümü aldım. Her zincire ikili şu şekilde trabzan yapıyoruz. Ilmeğimizi alıyoruz. Her bir zincire ikili trabzan, bir, iki kere de çekerek ikili trabzan yapıyoruz. bu şekilde. Bu başlangıçta çektiğimiz iki tane zincir vardı. Onu da sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu 10 sayımızı unutmayız. Dediğim gibi 15 yaparsanız zincirimizi 15 tane olacak burası. Ve geri döneceğiz şimdi. 1 2 zincir çekip geri dönüyoruz. İlmeğimizi aldık. Hemen zincirin bu tam dibindeki yere boşla trabzanımızı yaparak başlıyoruz. Normalde şuradan yapmamız lazım ama arkadaşlar burası delik olmaması için tam dibindeki boşla ilmeğimizi yaptık her bir ilmek üstüne trabzanlarımızı örüyoruz. Bakın. Buradan başladığınız zaman Nasıl bu zincirin tam ee, dibindeki yere battık. Bir zinciri de sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'u tamamladığımızda geri döneceğiz arkadaşlar. 1, 2 zincir çekip geri döndük. Yine aynı işlemi yapacağız. İlmeğimizi aldık. Tam şu zincirimizin tam Dibindeki yere 2 tane 2 tane ilmek iki kere de çekerek Devam ediyoruz Yani trabzan ikili trabzan diyoruz buna Evet Şimdi bunu bu şekilde Arkadaşlar yukarıya kadar istediğiniz e, Büyüklükte Uzatabilirsiniz Çantanızı ne kadar uzun istiyorsanız tabanı uzatabilirsiniz. Ben şöyle kısa bir ve küçük bunun tam minyonunu yapacağım arkadaşlar ama size ölçülerini veriyorum zaten. Bunu burası tabanı yaptıktan sonra çantamız zaten düz gidiyor. Yani tabana ne kadar ne örerseniz örün üstüne aynı modeli uyguladığımızda çantamız büyümüş oluyor zaten. Şimdi tekrar 2 zincir çekip geri döndük trabzanımızı yapıyoruz. Bunu uzatana kadar bitirelim arkadaşlar. Evet benim için bu kadar yeterli şimdi arkadaşlar. Farz edin ki siz büyüttünüz bunu. Dediğim gibi 35 santim bu çantamız. Bunu 40 da yapabilirsiniz. Bu enini de uzatabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Ben size şimdi nasıl yapılacağını gösteriyorum sadece. Şimdi Tabanı bitirdikten sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Ve bu tabanımızın çevresini örmeye başlıyoruz. İlk sıramızın modelin ilk sırasını kuruyoruz şimdi. Mil üstümüze aldık ilmeğimizi. Hemen bu trabzanın bu boşluğuna veya ortasına da yapabilirsiniz. Bir kafes oluşturduk. Yani bu sıramız aslında hep kafes. Bir zincir çektim. ilmeğimi aldım. Diğer trabzanın yani her bir sıradaki trabzanın boşluğuna ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyoruz ilmeğimizi alıyoruz ve diğer trabzanımızı yani şu yaptığımız sıraların her birinin başına bu boşluklara kafesimizi oluşturuyoruz araya bir zincir çekerek bir tane zincir çekiyoruz her sıranın Bakın. trabzanlarımızı yapıyoruz bu taban arkadaşlar isterseniz sık iğne de yapabilirsiniz sık iğne de de bir tane örüp şey pardon sık iğne ise eğer ki bu tabanınız onu da e, anlatayım sık iğne ise bir sıra atlayıp diğer sıraya bu kafesleri yapabilirsiniz o sizin tercihinize kalmış şimdi köşeye geldik köşenin son e, kafesini yaptık değil mi arkadaşlar şunu şimdi burada bir zincir çekip tam köşeye buraya değil de bakın tam köşeye zincirimizin olduğu yere bir kafes daha yapıyoruz. bir zincir çekip bir tane bu zincir başlangıç yerimize geldik bir tane boşluk bırakıp diğer ikincisine trabzanımızı yapıyoruz bir boşluk bırakıp diğerine bir zincir çekiyoruz bir boşluk bırakıp diğerine bir zincir çekiyoruz ve tam köşeye trabzanı yaptık şimdi bir tane zincir çekip şuradaki gibi köşeye battık zaten hemen ilk sıranın trabzanın boşluğuna ilk sıraya battık bir zincir çekiyoruz şu sıramızın trabzan boşluğuna bir zincir çekiyoruz. Diğer taraftaki gibi bakın hemen zaten çantamız yukarıya doğru arkadaşlar kıvrılmaya başlıyor. şu şekilde. Dediğim gibi tabanı istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz Baş, e, burasının ilk kurulumu hepsinde de böyle büyük de olsa böyle küçük de olsa böyle. Şimdi bir zincir çekerek boşluklardan ilerliyoruz. Köşeye geldiğimizde de diğer taraftaki yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Şimdi son trabzanı yapıyoruz. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekip ilmeğimizi aldık. Tam köşeye bir tane daha yaptık. Sonra bir zincir çektik. İlmeğimizi alıp bir boşluk bırakıp diğerine. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerine bir boşluk bırakıp diğerine bakın 1 2 3 burada kaç tane olmuştu bu köşeden köşeye 1 2 3 4 kafes. Arkadaşlar bu 4 kafesi unutmayalım. Burası da aynı olması için 4 tane kafes yapacağız. Bakın burası şimdi başlangıç noktası. Biraz sık olduğu için şu şekilde kafes daha düzgün oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 tane oldu. Şimdi burada 1 2 3 4 tane yapmak için şu hemen zincire bağlayacağım. 1 2 3 4 olmuş oldu arkadaşlar. Başlangıç yerdeki 5 zincirimizin tam ortasına ilmeksiz şekilde yani şuraya ilmek kaydırarak bağladım. Bakın. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçiyoruz. Bir zincir çekiyoruz burada ve bütün boşluklara bir tane sık iğne. Ve bir tane de bu direklerin tam tepesine yine sık iğne. Bu sıramız hep sık iğne, ikinci sıramız bir boşluğa bir e, trabzanın tepesine bu şekilde sık iğnemizi yaparak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci sıramızı da yaptık. Bakın bu şekilde. Hepsinin birer boşluğuna birer tepesine geldik sona. Son kafesin içine de yaptıktan sonra arkadaşlar şurada ilk başlangıçta bir zincir çekmiştik hatırlarsanız. Hemen onun tepesine kaydırma tekniğiyle şöyle içinden geçirerek burayı bağladık. Ve burada bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve 3. modelimizin 3. sırasına geldik. Burada bir tane ilmeğimizi alıyoruz. Hemen şurada bakın bir nokta var. Zincirimizin bu ilk başlangıç olduğu için hemen şu zincirimizin ortasına ikili trabzanı şu şekilde biraz uzatarak yapıyoruz. Burada hiç zincir falan yok arada. Direk ilmeğimizi alıyoruz. Bir boşluk bırakıp ikincisine yani şunun tepesine bir trabzan örüyoruz. Tekrar ilmeğimizi aldık mil üstümüzü. Hemen şurada boşluk var arkadaşlar. Şu boşluğa şu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. İlmeğimizi aldık. Bir boşluk bıraktık, diğerine bir trabzan örüyoruz. Tekrar ilmeğimizi aldık, hemen şu boşluğa ilmeğimizi alıyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerine. ilmeğimizi tekrar aldık trabzanımızı hemen şu boşluğa bakın şu boşluktan çıkartarak trabzanımızı yanına yaptık örneğimiz bu kadar arkadaşlar bir boşluk bırakıp diğerine ilmeğimizi alıyoruz hemen boşluktan bu şekilde örerek bu sıramızı da bitirelim arkadaşlar. Bir boşluk bırakıp diğerine ve şuradaki boşluğa bir ikili tırabzan. Bakın buraya kadar tekrar gelelim. Şu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Köşeye de gelsek. Aynı modelimiz hiç değişmeden aynı şekilde ilerliyoruz. Bakın yukarıya doğru zaten kırılmaya başladı. Artma yok, eksilme olmadığı için dediğim gibi taban istediğiniz boyda yapıp üstüne bu şekilde modeli kuracağız. Modelimiz zaten 3 sıradan ibaret. Birincisi kafes, ikincisi sık iğne, üçüncüsü de şu çapraz dediğimiz iki tane trabzanımız var. Bu kadar. Sona gelelim. Tekrar üst sıraya nasıl geçileceğini göstereceğim. Evet, sona geldik. Bakın. Burada da yapmamız gereken yine başlangıçta 3 tane zincir çekmiştik, değil mi arkadaşlar? Zaten bu modelimizi yapıyoruz. Bir tane boşluk. Hemen bu zincirimizin tepesine ilmek kaydırıyoruz içinden ve burayı bağlıyoruz. Bu kadar. Hemen buradan 1 2 3 4 5 zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Şu yaptığımız iki tane yapmıştık ya arkadaşlar bakın şunlar ikili ikili V şeklinde. Hemen bunun orta yerine kafesimizi yaparak gidiyoruz. 1 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Hemen şu 2 V'nin yani zaten bunda da belli bir boşluk bir şu V'lerin tam ortasına yani şu çapraz ördüklerimizin tam ortasına bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde ilk başlangıçta olduğu gibi kafesimizi örerek gidiyoruz. Aslında arkadaşlar bu iplerde biraz e, göstermiyor model aslında. Modelimiz çok güzel şu araya yaptığımız kağıt ip de daha da çok hoş güzel duruyor. Bakın bu şekilde 3 sıradan ibaret zaten. Bu şekilde şuradan başladığımız gibi örüyoruz. Bunun üstüne tekrar buraya geliyoruz. Bağlayacağız burayı. Ben geleyim yine göstereceğim size. Her bir üçgenin ortasına kafeslerimizi yapalım. Evet sona kadar bakın şu şekilde kafesimizi de ördüm. Şimdi bu son başlangıç yerimize geldik. Bakın. Her bir bu yaptığımız modelin ortasına yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik sona. Başladığımız yerde 5 tane zincirimiz vardı. Burada da arkadaşlar bir tane zinciri çekip tam bu zincirlerin ortasına Bu birleştirmelerde yaptığımız gibi kaydırıp bir tane zincir çekiyoruz. Bak, bu kadar. Modelimizin tekrar başlangıcına döndük. Şimdi ne yapmıştık? Kafesin üstüne sık iğne yapmıştık, değil mi? Bir boşluğa bir trabzanların tepesine, bir boşluğa bir trabzanların tepesine. Bu şekilde arkadaşlar yukarıya doğru istediğiniz kadar uzatabilirsiniz çantanızı. Tam ağız kısmına gelene kadar uzatalım çantamızı. Sık iğnenin de sonuna geldik. Tekrar göstermek istedim buraya arkadaşlar. Alttaki yaptığımız gibi son kafesimizi yaptıktan sonra hemen şu ilk sırada zincir çekmiştik ya. Bir tane şurada. Hemen bu zincire bunu bağlıyoruz içinden geçirerek kaydırdık ilmeği. Ve burada bir zincir 2 3 zincir çekiyoruz. ilmeğimizi alıyoruz Hemen şu boşluğa modelimizi kuruyoruz. Burada ne yapıyorduk? Arada zincir falan yok yine ilmeğimizi aldık bir tane boşluk, ikincisine trabzan yaptık. Tekrar ilmek aldık. Hemen şu boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz. Yani aşağıdaki yaptığımız işlemlerin hepsini yukarıya kadar gidiyoruz arkadaşlar. Ta ki istediğiniz boyu elde edene kadar. Ben biraz daha öreyip size geri döneceğim çünkü modeli de biraz daha e, görmenizi istiyorum. Örnek gitgide kendini daha güzel gösterdi şu şekilde arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu kağıtiple olduğu zaman modelimiz çok çok daha güzel ama bu şekilde de güzel. Bu çantamız böyle ne artıyor ne eksiliyor bu şekilde dümdüz gidiyor ve son istediğiniz çantanın uzunluğuna eriştikten sonra arkadaşlar buraya son kafesimizi yapıyoruz ya şöyle. Hani bir zincir çektik. Burada sık iğnemizi bir boşluğa, bir e, tepesine diye gidiyoruz, değil mi? Ve sona geldikten sonra arkadaşlar bittikten sonra anlatıyorum. Çantanızın uzunluğunu istediğiniz ölçüye geldikten sonra bu sık iğneden sonra şuradan bağladınız. Bu sık iğneyi şu kadar şekilde yani ağız kısmına olacak şekilde sık iğnemizi istediğiniz kadar yapıyorsunuz yani bu sizin tercihiniz size kalmış bir şey Evet çantamız bu kadar Arkadaşlar şimdi üstte gidene kadar yani zaten 3 sıradan oluşu hepsini anlattım çantamızı siz kendiniz istediğiniz ölçülerde sıralarda yaparsınız Umarım e, videomu beğenmişsinizdir beğenirseniz de beğeni butonuna tıklamanızı rica ediyorum sizden onlar bizim için çok önemli Sizler için daha güzel videolar yapmak için beğeniye tıklarsanız sevinirim. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz arkadaşlar. İstediğiniz zaman da kanalıma abone olur olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız veya takıldığınız yerler yorumlara bekliyorum sizi. Hoşçakalın.